Merhabalar. Bugün araç içi trim sesi, gacırtı, gıcırtı, bu tarz böyle sinir bozucu sesler için bir çözüm önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Şimdi bizim arabamızın ses gelen yere şurası. Burası arkadaşlar. Tıkır 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 böyle yolda ses yapıyor. Daha önce bir video çekmiştim. Onu hemen videonun sonuna ekleyeyim. Gördüğünüz gibi ses bayağı bir takır takır geliyor. Tam net anlaşılmamış olabilir ama ses buradan geliyor arkadaşlar. Öncelikle sesin geldiği yeri tespit etmeniz gerekiyor. Bu işlem için normalde birçok kişi silikon sprey sıkıyor arkadaşlar ama bu sallanan yer çok fazla olduğu için, yani burada bayağı bir boşluk olduğu için silikon sprey bir işe yaramayacak. Zaten bu silikon sprey uçucu bir malzeme. Bak. Yani çok az bir yağ tarzı bir şey çıkartıyor ama birçoğu uçuyor gidiyor. Yani bunu oraya sıksanız da belli bir müddet sonra gene aynı sesi yapacaktır. Bunun için kırtasiyelerde satılan şu malzemeden kullanacağız. Bu kağıt değil, plastik değil, süngerimsi bir malzeme. Eva diye geçiyor. Bu tarz plastiğin birbirine değdiği yerlerde silikon sprey veya gres yağı gibi böyle malzemeler bir işe yaramıyor. Biz bundan kullanacağız. Hemen bunun nasıl uygulayacağımı da göstereyim. Ses yapan yere göre istediğiniz büyüklükte kesin. Şimdi bu ses yapan yere bunu tornavidayla sokmak sakıncalı arkadaşlar. Torpidoya zarar verirsiniz. Onun için kredi kartı veya böyle otobüs kartlarını kullanabilirsiniz. Bu malzemenin altını destekleyeceğiz arkadaşlar. Yapabildiğiniz yerden, en kolay olan yerden bu parçayı içeriye sokacağız. Evet, altını destekledik. Hatta görünmesin diye çok az bir şey de içeri itelim. Şu an o tıkırtı burada gitti. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Oraya da siz kendiniz, yani bu tarz şeyler olursa yaparsınız. Oraya biz daha sonra yapalım. Ayrıca araç içinde arkadaşlar bu tarz malzeme kullanamadığınız yerler olur. Torpidonun iç kısmından kablo çarpması veya kırık parçalar birbirine değer. Onun için de farklı bir çözüm önerisini bulunacağım. Şu arkadaşlar silikon tabancası. Bunu ısıtıyorsunuz. Şuradan damla şeklinde silikon çıkıyor. Şu malzeme eriyip ağızdan çıkıyor. Bundan kırık parçalara damlatarak birbirine değmesini engelleyebilirsiniz. Bu şekilde de sesi tamamen kesersiniz. Ayrıca araç içindeki şu tarz yerlerden gelen sesleri kesmemiz gerekir. Burada ses yok ama bizim kapının şu kısmında bir ses var arkadaşlar. Kol dayadığımızda gıcır 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 ötüyor. Bunun için de silikon sprey kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim. Demek ki anlattığım sprey. Bunun da arkadaşlar şu kısımlara sıkıyoruz. Çünkü çok ince bir alan olduğu için burası mecbur silikon sprey sıkmamız lazım. Bu silikon spreyi de torpidoya zarar vermeyecek şekilde şu üstten çekiyoruz. Şu boşluklara sıkıyoruz. Evet, hemen sildik. Uçucu bir malzeme ama içeri girdikten sonra o değen yerleri gördüğünüz gibi biraz daha sıkmamız lazım.
Torpidoya zarar vermesin diye hemen siliyoruz. Ses azalmadı arkadaşlar. Yani bunu deneye deneye bulmanız lazım. Oraya farklı bir malzeme, sıvı gres sıkacağım. Biraz daha kayganımsı malzeme bu. Yani gres yağının sıvı hali gördüğünüz gibi. Silikon sprey gibi uçup gitmiyor. Bu da işe yaramadı. Arkadaşlar oraya 44 seden aldığımız malzemeyi kullanalım. Daha iyi sonuç verir. Getir bakayım. Şu. Şunları da almıştık arkadaşlar. Ufak bir parça kesiyoruz böyle. Ses yapan yere. Ya sıktığımız için girmedi. Tekrar bir parça keseyim. Evet, oraya destekledik. Bir de aynı şekilde buraya yapalım. Şu köşeden geliyor ses. Ses gene kesilmedi. Ufak ufak öyle bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Biraz uzun koyalım. Yani bunu en güzeli söküp kapının döşemesini söküp arkasında birbirine değen neresiyse oraya uygulamak lazım ama o sökmek uzun iş. Evet, altını doldurduğumuz halde gene bu ses geliyor. Silikon sprey sıkalım biraz daha. Yani
Zaten bu trim sesi gidermek çok zor bir işlem. Şimdi içeri sık koyduğumuz malzeme şu arkadaşlar. Buna da silikon spreyi sıkınca muhtemelen içeride ıslandı ve o ses yapan yeri kesti. Gördüğünüz gibi şu an ses yok. Yani biraz yorucu, zahmetli bir işlem ama sesi kesiyor komple. Bir iki tane şu kapının kenarlarından gelen ses var. Oralara da silikon sprey sıkabilirsiniz. Yani bu tarz uğraşmak lazım arkadaşlar. Dediğim gibi çok ufak yerlere, şu kısımlara silikon sprey sıkabilirsiniz veya kulak çöpünün arkasındaki pamuklarını da yapabilirsiniz. İkinci bir öneride bulunmuştum. O da silikon tabancası. Bununla da kırık parçaları yapabilirsiniz. O şekil içeriden hiçbir ses gelmez. Ayrıca bu malzeme. Bunlarla trim sesi giderebilirsiniz. Bu işlem arabanın tabi trim sesi gelen yerine göre değişir. Bazı arabalarda şu üst tavandan geliyor arkadaşlar. Yani şöyle dokunduğunuzda ses kesiliyor, bıraktığınızda ses geliyor. Bunun için tavanın şu yan tarafından sökmeniz lazım. Altına bir parça koyacaksınız. Yani veya sünger bir parça koyacaksınız. Yani malzemeler bunlar arkadaşlar. Bu ürünlerle araç içi trim sesi kesebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler.